Herkese selamlar. Galatasaray gündemi yine hareketli geçiyor. İşte gazetelerde ve sosyal medyada çıkan 5 önemli haberi birden sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'a 5 müjde birden. Ahmet Çalık ve Onyekuru takımla idman yaptı. Falcao ve Marcelo Saracchi salon çalışmalarına başladı. Andone giderek güçleniyor. Sarı Kırmızılar'da Kayseri Spor maçı hazırlıkları sürerken sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Konya Spor karşılaşmasında iyi bir futbol sergileyen Ahmet Çalık sakatlığını atlattı. Önceki gün tedavi olan başarılı stoper dünkü çalışmada takıma katıldı. Sıtmayı atlatan Henry Onyekuru da önceki gün antrenmanın bir bölümünü takımla birlikteydi. Dün ise tamamında takım arkadaşlarına katıldı. Konya Spor deplasmanında attıkları deparla sakatlanan Falcao ve Saracchi ise tedavilerin ardından salon çalışmalarına başladılar. Bu hafta oynamayacaklar. Gelecek hafta yetişmeleri bekleniyor. Florin Andone'de önceki günkü gibi dün de kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray'ın yeni genç transferi formayı giydi. Aslan'ın devre arası transfer döneminin renklerine bağladığı son futbolcu olan Erkan Süer dün tanıtıldı. Galatasaray akademi hesabından hoş geldin Erkan Süer açıklaması yapıldı. 18 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı formayı giydi. Biz de başarılar dileriz. Ara transfer döneminde Halil ve Alpaslan direkten dönmüş. Transfer dönemini 3 takviye ile noktalayan Galatasaray son gün Göztepe'den Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için nabız yoklasa da transferleri bitirememiş. Transfer döneminde Onyekuru, Sekidika ve Sarakci kadrosuna katan Galatasaray'ın son günde 2 isimle daha görüştüğü ancak sonuç alınamadığı ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberine göre Sarı Kırmızıların transferin bitmesine saatler kala Göztepe'den Halil Akpınar ve Alpastan Öztürk'ü istediği ifade edildi. Göztepe yönetimi ve futbolcularla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray'ın İzmir ekibinin teknik direktörü İlhan Polut engeline takıldığı belirtildi genç teknik adamın oyuncularının satışına izin vermediği ifade edildi. Fatih Terim çok istemiş. Halil ve Alpaslan'da mutlu ulaşamayan Cimbom'un bu defteri henüz kapatmadığı ve sezon sonunda yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in bu transferleri çok istediği belirtirken Cengiz yönetiminin sezon sonunda Göztepe'nin kapısını çalacağı ifade edildi. Kanatlarda görev yapan Halil Akpınar 2022 savunmacı Alpaslan Öztürk'ün ise 2021 yılına kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunuyor. Yeni ozanlar yetişmeye devam edecek. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim 25 Ağustos'ta oynanan Konya Spor maçından sonra Falcao sonrasına bize stoper de lazım cevabını vermişti. Galatasaray yaz transfer döneminde savunmaya takviyeyi gerçekleştirememişti. Kasım ortasında Lyon Daman'ın sözünü kapatmasıyla birlikte transfer şart olmuştu. Sarı Kırmızılar Diego Godin ile başlayan Murilla, Latore Cianetti, Mertçetin ile devam eden stoper arayışlarını son olarak gündeme Semih Kaya gelmişti. Fakat o da transfer edilemedi. Çare altyapıda olduğu düşünülüyor. Fatih Terim Emin Bayram'a bu sezon 2 maçta görev verdi. 16 yaşındaki genç oyuncu 3-0 kazanılan Konyaspor maçının son bölümünde karşılaşmaya dahil oldu. Emin Tuzla Spor mücadelesinde ise 90 dakika sahada kalmıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Emin Bayram gerçekten de A takımda oynayabilir mi? Titerimin de çok istediği fakat Galatasaray Başkanı Cengiz'in bir türlü istemediği transfer Arda Turan kulüpsüz kaldı. Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Arda Turan'ın transferin açık olduğu liglerden birine imza atması bekleniyor. Biz de biliyoruz ki Başakşehir'den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray'la yanından Arda Turan sarı kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşmadı. Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya veya Çin'den bir takıma gitmesi bekleniyor. Bu ülkelerden bir takımla da anlaşmazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan'ın futbolu bırakması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ocak ayı transfer döneminde Arda en azından yarım dönem de olsa Galatasaray'a gelmeli miydi? Fatih Terim Ocak ayı transfer döneminden sonra açıklamalarda bulundu. Transfer için limiti olmasına rağmen Sarı Kırmızıların oyuncu almamasında teknik direktör Fatih Terim etkili olmuş. Terim oyuncu almış olmak için almaya gerek yok diyerek bu konuya noktayı koydu. Galatasaray ara transferi en çok ihtiyaç duyduğu savunmanın göbeğine takviye yapmadan kapadı. Transfer için limit olmasına rağmen Sarı Kırmızıların oyuncu almamasından teknik direktör Fatih Terim etkili olmuş. Fatih Terim oyuncu almış olmak için almaya gerek yok diyerek bu konuda noktayı koydu. Galatasaray'ın savunma planını bozan durumun ise Murillo'dan kaynaklandığı belirlendi. Sampdoria forması giyen Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray yerine son anda Celtevigo'yu tercih etmesinin büyük hesapları bozdu ve o andan itibaren masaya gelen hiçbir ismin terimi tatmin etmediği belirlendi. Yine transferin sona erdiği dün Galatasaray'da Semih Kaya ismi gündeme gelmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in bonservis verilmemesi halinde 28 yaşındaki oyuncunun alınmasına yeşil ışık yakmıştı. Ancak son anda Pırak temsilcisinin Semih'e ödemesi gereken bonusları vermekten kaçınması ve bunu Galatasaray'ın ödemesini istemesi işin bozulmasına sebep olmuş. Türkiye'de transferin alttan sona ermesiyle eli kolu bağlanan sarı kırmızılar son çare olarak gördükleri Semih'i de almamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Elimizdeki stoperlerle şampiyonluğa ulaşabilir miyiz? Galatasaray'a büyük müjde. Galatasaray kulübünün yaklaşık 2 yıldır yoğun çabalar verdiği ve mesai harcadığı Kemerburgaz arazisi ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Kulübün yeni kamp tesislerini kurmasının ardından en önemli engel ortadan kalktı. Buna göre ilgili arazide tahliye ve yıkım işlemleri resmen başlamış. Biliyoruz ki Kemerburgaz tesisleri açılıp orası Galatasaray'a tahsis edilecekti. Fakat bulunan mevkide maden ruhsatı olduğu için bir türlü işlem başlatılamıyordu. Fakat Galatasaray temsilciler Enerji Bakanlığı ile görüşüp sorunu halletmiş ve artık orası maden ruhsatı bulunmuyor. Galatasaray'ın işlemlere başlayıp hemen tesislerini kuracağı planlanıyor. Saraydan gidecek ve gelecek isimler belli oldu. Gidecek isimlerin en başında Emre Mor geliyor. Emre Mor Olympiakos'ta Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Mor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç futbolcu Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a kiralandı. Bon servisi İspanya'nın Celta Vigo takımında bulunan Emre Mor'un satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Emre Mor'un hangi takıma gideceği merak konusuydu ve bu takım Olympiakos oldu. An milli takım forması de yıldız oyuncu Emre Mor sezon başında İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanmıştı. Genç futbolcu ligin ilk yarısında performansıyla geçer not alamamıştı. Benim de Emre Mor'dan çok bir beklentim vardı. Fakat beklentilerimi de karşılayamadı. Fatih Terim çok şans verdi ama kendisi hiçbirisini kullanamadı. İlk takıma geldiğinde çok sevinmiştim en azından parlatıp tekrardan farklı bir takıma satabileceğimizi düşünmüştüm. Ama hiç de kendini gösteremedi. Hiç de bekleneni karşılayamadı. Sürekli topu alıp sadece çalım düşünmesi, pas yollarını hiç düşünmemesi onu bitiren hamlelerden biri oldu. Umarım düzelir de eski Emre'ye mor olarak geri döner bola. Lisansırı askıya alınan iki isim de Luyundama ve Nagatama oldu. Devre arasında yapılan transferle birlikte sarı kırmızı takımda yabancı sayısı 17'ye yükselmişti. Galatasaray sakatlığı yüzünden sezonu kapatan duyundama ile hiçbir takımla anlaşmaya varamayan Luke Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini dondurdu. Babel ise Ajax'a gitti. Büyük umutlarla gelip disiplinsiz davranışlarıyla takımdan ayrılan bir diğer isimse ise Enzonzi. İşte Enzonzi'nin yeni takım ve Galatasaray'dan gelen açıklama. Galatasaray'da kadro dışı kalan Steven Enzonzi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Fransa'nın Rennes takımı Nenzonzi'nin transferinin resmen duyurdu ve Galatasaray'dan Fransız oyuncunun sezonun geri kalan kısmındaki alacakları ile ilgili açıklama yaptı. Yaz transfer sezonunda İtalyan ekibi Roma'dan kiralanan Enzonzi Galatasaray'da beklenen performansı gösterememişti. Disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kalan Fransız futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ve sezonun geri kalan kısmında Enzonzi'ye hiçbir ücret ödenmeyecek. Kalan kısmı Rens karşılayacak. Falco Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte merakla beklenen soru. Galatasaray Konya Spor mücadelesinden 3 puan almış olsa da sarı kırmızılara iki kötü haber birden gelmişti. Karşılaşmanın 56. dakikasında sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Falcao yerini Adem Büyü'ye bırakmıştı. Falcao maç sonrası yaptığı açıklamada 3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum. Tüm arkadaşlarımı herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Biraz rahatsızlık hissettim. Çok devam edip riske almak istemedim. MR'a girip ne olduğuna bakacağız. İtfa kullanmıştı. Geçtiğimiz antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao, Fenerbahçe derbisinde rahatlıkla oynayabileceğini açıkladı. Transfer süresinin bitimine 6 saatten az bir süre kaldı ama hala bir transfer yapılmış değil. Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor şu anda. İşte transfer gündemindeki son durumları hep birlikte inceleyelim. Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da gözler gelecek ve gidecek oyunculara çevrildi. Biz de biliyoruz ki Fatih Terim günlerdir stoper transferi istiyor ama olmazsa da dünyanın sonu değil dedi. Ve bütün yönet stoper transferi çalışmaları sürdüren Sarı Kırmızılı ekipte 17'ye çıkan yabancı sayısının 14'e düşürülmesi konusunda da girişimler hız kazandı. İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde son durum. Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü başlayan transfer döneminin bitimine saatler kaldı. Bugüne kadar 4 transferi kadrosuna katan